Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar en son bir keylogger falan yazmıştık. Adamın bastığı tuşları kaydediyorduk ve ekrana gösteriyorduk. Tabii bu sadece ekrana gözükür. Bu arada şeyi de açayım, kalemizi de açayım. Arkadaşlar biz burada şeyi düşündüm ben. Bunu karşı bilgisayar yani bana nasıl gönderir diye birkaç şey düşündüm. Node.js falan diye birkaç teknoloji var biliyorsunuzdur belki, JavaScript falan. Bunun derslerini yapmadığımız için bunu biraz da hızlı geçip Python kısımlarını sizle paylaşacağım. Nasıl göndereceğimize bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalemizi açtık. Bizim burada tabii ki de bir kodumuz vardı. Keylog'du herhalde. Server'ı yazmışım ama tabii şu Keylog'u buraya kopyalayalım. Bunu şey yapalım. Client diyelim arkadaşlar. Tabii ki de bunu bir açalım. Açabildik mi? Bakalım VS Code açar mı? VS Code yükledim ama VS Code'da bir sıkıntı var. Yine bu arkadaşta yazacağız, bu ekranda yazacağız. Biraz üzücü ama olsun, bu ekranda yazacağız. Hemen şuradan yükleyelim ekranımızı. Evet, şimdi öncelikle veriyi gönderecek bir yapı hazırlamam lazım. Ben şuraya IP diyeyim arkadaşlar. Eşittir mesela. Bir IP yazalım, 198.168. Bir dakika şeyine bakalım. Benim bilgisayarım Windows bilgisayarıma bakalım. Daha mantıklı şuraya. Ifconfig ya da ipconfig, ikisinden biriydi. Bende yüklü olan. Evet, ipconfig'miş arkadaşlar. Local IP'mizi buradan alıyorum arkadaşlar. Burada zaten şöyle gözüküyor. Evet, bunu alalım. Ipconfig de alabiliyorsunuz zaten. Biz bunu buraya yazalım. Şimdi orada benim hem MAC adresim falan olduğu için onları göstermek istemiyorum. Bir de port bakalım arkadaşlar. Portta 8080 olsun. Default genelde kullanılan bir port arkadaşlar. Burada tuşa basınca o çalışıyor. Sonrasında şurada join'in arasına bir fonksiyon yazacağız arkadaşlar. Gönder reis diyeceğiz. Şuraya da bir fonksiyon yapalım. Gönderme fonksiyonu. Gönder reisimizi yazalım. Şu seviyede yazacağız. Önce bir try'ımızı atalım. Şu mouse çok kötü gözüküyor ya. Neyse. Payload ismini vermişim ben de bir örnek koda. JSON dumps kullanmışım. Tabii ki de ben bunu kullandığımda, şunu şöyle hemen yazalım şuraya. Keyboard data ismini vermişim. Hiç bozmadan. Şurada text. Şu üstteki veriyi alıyorum. Global değişkeni. Ama arkadaşlar tabii ki de şuraya bir import JSON atmam gerekiyor diye düşünüyorum. Hata almadan atalım. Çünkü burada zaten JSON'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Request kütüphanesi de lazım sanki bize. Veriyi kendime göndereceğim request'le. Bu request kütüphanesini kullanabilirsiniz. Bayağı güzel arkadaşlar. Re eşittir request'ten kendi bilgisayarıma post etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle atalım. Doğru yazdığımı düşünüyorum ama HTTP slash'ın slash'ı. Buraya şöyle yapalım. IP adresi buraya yazalım arkadaşlar. IP şöyle mantıklı gibi geldi. Sonra buraya bir de portu yazalım arkadaşlar. Portu da yazdım. Sonrasında virgül atıyorum. Buraya data göndereceğim. Payload olarak isimlendirdiğim datayı. Hacker olaylarında hep böyle payload, cart, curt dediğimiz için böyle bir isimlendirme yaptık. Burası birazcık şeye giriyor. API yazma olayına giriyor. Content type. Yani verinin içeriğini belirtiyorsunuz arkadaşlar. Content type'ı yazamadım. Evet, şimdi content type'ı yazıyoruz şu an burada. Evet. Application. Evet. JSON olduğunu belirtiyorum arkadaşlar. Burada tipik şey veri belirtme şeyi. Timer koymaya gerek var mı? Emin değilim açıkçası. Ben bir timer koymuşum ama hani gerekli mi değil mi? Tam emin değilim açıkçası. Şurada thread timer var mı al demişim. Daha, neyse gerek yok. Çok önemli değil. Veri çok fazla şişerse o zaman bakarız buna.
Evet, bunu da yazdıktan sonra hata alırsak şuraya hata diyelim. Böyle bu şekilde bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Bunu çalıştırmadan önce sadece şuraya bir fonksiyon ekledim. Diğer videodan farklı olarak burada da o veriyi, şu veriyi gönderdim. Kendi bilgisayarımda ne yapacağım? Yani o önemli. Şimdi arkadaşlar bir tane internette şey buldum. Hazır bir web server buldum arkadaşlar şöyle. Hazır bir server. Ben bunu indirdim. Hazır bir server dediğim bir portu açıyor. Gelen veriyi ekrana yazıyor. Böyle bir Node.js kütüphanesiyle adamın birisi uygulama geliştirmiş şöyle şu şekilde. Şimdi burada yani 3 kuruş bir kod var aslında server setup falan. Onları da anlatırım ama şu anlık bizi ilgilendirmiyor. Onları JavaScript dersinde falan anlatırım. Burada da yine npm install JavaScript olaylarına giriyor. Hani Node.js olaylarına giriyor. Onlar çok sizi ilgilendirmiyor şimdilik şu an izlediğiniz için. Start diyorum. Şu an çalıştı diyor. 8080'i dinliyor. Ben tabii şimdi bir Opera'dan 8080'i açacağım. Şurada alt alalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası böyle. Tamam. Şimdi şunu bir kaydedelim. Şurada da bir bu efsanevi virüsümüzü bir çalıştıralım. Python Klog Glent arkadaşımızı. Şurada dursun bakalım. Şunu da alt alalım. Bakın bastığım tuşları burada görüyorum şu an. Bu diğer videomuzda zaten print ettiğimiz hali. Peki burada F5 yaptığında Logged Data diyor. Datayı buraya basmış mı gerçekten? Evet sanki buraya basmış bir şeyler ama tabii göremiyoruz. Comments diye bir şey basmış. Yok comments şeyin bir verileri. Evet şu an antivirüs biraz engellemiş. Tabii ki de onu yeniledikten sonra şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi bu aslında benim Windows bilgisayarımda çalıştırdığım server dinlediği veriyi bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Tabii gösterim biraz kötü olmuş ama bunu düzeltebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir burada sadece koda birkaç şey ekledim. Sadece şurada bana veriyi göndermesini ekledim. Bu veriyi alıyor benim bilgisayarıma gönderiyor. Benim bilgisayarımda da bir tane server çalıştırdım. Şöyle şu şekilde. Şu içini görebiliyor musun? Yani göremiyorsun. Bunu birlikte açalım Visual Studio Code'la mesela. Arkadaşlar böyle yazma kodu var. Comments. Ya bu şey setup kurulum için buna gerek yok. Burada bir kodla alakası yokmuş. Şu kod bizim için önemli. Hemen bunu açalım. Başka bir program diyorum. Visual Studio'da evet buldum arkadaşlar. Hadi. Açsana kardeşim. Niye bu kadar soru sordun? Evet şu an açıyor. Şimdi açtı. İşte arkadaşlar burada da olayı göstereyim. Şurada dinlenecek portu veriyorsunuz. App'te ekrana ne basacağını söylüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada failin içerisine app'te basması gerektiğini. Yani şu faili alıyor, okuyor. Burada da ekrana basıyor. Yoksa ekrana bunu yazıyordu tabii ilk başta. Şimdi burada da arkadaşlar post verisini dinliyor. Gelen veriyi gidip bizim Capture, Keyboard Capture dosyasına veriyi yazıyor. Burada da portu açarak portu dinlediğini söylüyor. Bu şekilde basit bir Node.js kütüphanesiyle basit bir uygulama arkadaşlar. Web uygulaması. Böylelikle küçük bir JavaScript bilgisiyle server açıp oraya veriyi basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşunuza giden şeyler, gitmeyen şeyleri yazabilirsiniz. Discord kanalımız ve aşağıda üyelik bilgilerimiz gibi bilgilerimiz var arkadaşlar. Bu arkadaşlar da bana üye olan arkadaşlar çok teşekkür ederim. Esa'nın ikinci ayındaymış. Güzel bir amblem yapmıştım laptop şeklinde. Rengi değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar İsmet Çalışkan'a, Hakka Can'a, Hector Atay'a, Esa'nın Pekdoğan'a çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım ailemiz büyümeye devam eder. Şu an Discord'da da bayağı bir büyüdük. Güzel videolar geliyor arkadaşlar. Devamı da gelecek. Siz yeter ki destekleyin beni, beğenin videolarımı. Çok teşekkür ettim. Gelen yorumlara da çok mutlu oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.